Herkese merhabalar. Bu videoda Ford Otomotiv şirketinin incelemesini yapacağım. Öncelikle bilançolarını gözden geçireceğiz. Daha sonra grafiğine bakıp fiyat hareketleri neler yapabilir? Bununla ilgili fikirlerimi sizlerle paylaşacağım. Biliyorsunuz hafta içi her gün 3 şirketin incelemesini yapıp sizlerle paylaşıyorum. Bu 3 şirketi sizlerden gelen talepler doğrultusunda belirliyorum. Bu yüzden bundan sonraki videolarda hangi şirketlerin incelenmesini istiyorsanız lütfen videonun yorumlar kısmına yazınız. Şirketleri belirlerken yıllık bilançolarını açıklamış şirketlerden seçmeye çalışıyorum. Lütfen hani yazdığınız şirketleri incelemiyorum diye gönül koymayın. Sırası geldiği zaman onları da inceliyor olacağım. Benim bu şirkette hiçbir pozisyonum yok. Ben pozisyon taşıdığım şirketleri katıl abonelerine özel portföy yönetiyorum bölümünde açıklıyorum. Daha fazla istifade etmek isteyenler oraya katılabilirler. Şimdi Türk Lirası bazlı 10 çeyreklik olarak bilançolara baktığımızda satışların gayet güzel bir şekilde arttığını görüyoruz. Orta uzun vadede faaliyet karının yine aynı şekilde çok güzel bir grafikle arttığını görüyoruz. Net karında orta uzun vadede sürekli arttığını görüyoruz. Bir de dolar bazında bakalım ve kur etkisinden arındırmış olalım. Kur etkisinden arındırdığımız zaman da yine çeyreklik satışların her dönem uzun vadede arttığını görüyoruz. Dolar bazında çok iyi seviyeye geldiğini görüyoruz. Yine faaliyet karının da sürekli artmakta olduğunu ve son dönemde çok iyi bir seviyeye geldiğini görüyoruz. Net kar tarafında da artış var. Gayet güzel şeyler görünüyor bu bilançoda dolar bazında da. Fiili dolaşım oranı %17,75. Ben 15 ile 40 arasındaki şirketlerin güvenli bölgede olduğunu düşünüyorum. 17,75'te halka açıklık oranı olarak gayet güvenli, güzel bir bölgede diyebilirim. Çarpanlarına baktığım zaman şirket ideal fiyatına yakın bir yerden fiyatlanıyor gibi görünüyor. Yani çok büyük bir ucuzluk görmüyorum. Biraz ucuz tabii ki ama çok aşırı bir ucuzluk yok. Çok aşırı bir pahalılık da yok. Hak ettiği değere yakın bir değeri piyasa sanki bu şirkete vermiş gibi görünüyor. Ortaklık yapısına baktığımız zaman Ford Deutschland sermayedeki payı 41,04, oy hakkı oranı 41,04, Koç Holding anonim şirketi sermayedeki payı 38,65, oy hakkı oranı 38,65, diğer dediği halka açık kısım sermayedeki payı 20,31, oy hakkı oranı 20,31, eşit ve adil bir yapı var, orta ve uzun vadeli sepetlere de eklenilebilecek bir ortaklık yapısı olduğunu söyleyebilirim. Sermaye artırımı ve temettüler kısmına baktığımızda şirketin her dönem temettü ödediğini görüyoruz. Hatta yılda 2 kere temettü ödüyor son 3 yılda. Temettü ödeme alışkanlığı olan bir şirket. Temettü verimi de gayet iyi görünüyor. Dolayısıyla temettü yatırımcıların ilgisini çekecek bir şirket. Sermaye artırımları tarafında şirket en son 2005 yılında sermaye artırımı yapmış. Son dönemde çok büyük bir enflasyon yaşadığımız için bu şirkette de yakın zamanda bir sermaye artırımı kararı gelebilir. Not olarak eklemek lazım. Fon pozisyonlarına bakalım. Birçok yatırım fonunun yine bu şirkette yatırımcı pozisyonda olduğunu görüyoruz. Yani birçok yatırım fonu bu şirketi yatırım yapmaya uygun olarak görmüşler ve kendi portföylerine eklemişler. Bu da gayet güzel bir durum. Karlılık oranlarına bakalım. Şirketin brüt kar marjı son çeyrekte biraz düşmüş. 15,33'ten 13,41'e düşmüş. Daha önceleri en iyi olduğu dönemde şöyle bakalım 15,69'muş. Şu anda 13,41'e düşmüş. Brüt kar marjı, faaliyet kar marjı da aslında düşmüş 10,37'ye. Bir önceki çeyrek 11,69 olarak görünüyormuş ve en iyi olduğu dönemde 13,31 ile çalışmış şirket. Yani bu kar marjının düşüyor olması negatif bir unsur olduğunu söyleyebilirim. Şöyle bir de öz kaynak karlılığı da eriyor görüntüsünde. Bu da negatif bir unsur. Şöyle bir de diğer kalemlerden. Net borç tarafında da borcun artmaya devam etmekte olduğunu görüyoruz. Şirket nette borçlu bir şirket ve borcu artmaya devam ediyor. Özellikle finansman maliyetinin arttığı ortamda borçların artıyor olması bir negatif unsur olarak görülebilir. Fakat piyasa bu bilançoyu çok coşkulu karşıladı. Bugün endeks düşer iken birçok şirket değer kaybederken bilanço iyi görüldü ve yükselişine devam etti. Benim hesaplamama göre bu şirketin 2023 yılı 3. çeyrek bilançosuna göre adil değeri 1041 TL idi. Fakat son bilançosuyla kendi değerini yükseltti. Yani 1321 liraya çıktı. Bence adil değeri. Tabii ki bu değerle fiyat arasındaki fark her zaman olabilir ve burada değerle fiyat arasında şirketin ucuz olduğunu görmekle birlikte kâr marjlarının düşüyor olması, öz kaynak karlılığının eriyor olması ve borçların artıyor olmasının da negatif unsurlar olduğunu söyleyebilirim. Yani bu şirketi pozitif besleyen bir konjonktür yaşadık yurt içinde.
Fakat bu yurt içindeki konjonktür yavaş yavaş sonlanıyor olabilir. Şu ana kadar yatırımcısına çok güzel kazandırdı ve kazandırmaya devam ediyor. Bir süre daha kazandırmaya devam edecektir diye düşünüyorum. Şöyle yukarıda 1094 değeri bir direnç olarak çalışabilir. 1193'te ikinci direnci. 1321 değerinde herhangi bir direnç yok. Benim hesapladığım adil değer sadece. Daha yukarıda 1481'e kadar gidebilecek bir hareket yapısı var. Fakat ben bu yükseliş dalgasında bu kadar yükseğe çıkmasını beklemem. Büyük ihtimalle en yüksek çıkabileceği noktanın 1193-1200 TL seviyesi olacağını ve buralardan satış yiyeceğini düşünürüm daha yüksek ihtimalle. Daha sonraki dalgalarda tabii ki daha yüksek noktalara ilerleyen zamanlarda çıkabilir. Sonuçta bu şirket son dönemde çok iyi kazandırmış bir şirket, yatırımcısını mutlu eden bir şirket ve bu şekilde devam etmesi, adil değerinin de üzerine çıkması yüksek ihtimal. Her çeyrek kendi adil değerini arttıran bir şirket oldu. Son 10 çeyrektir neredeyse açıkladığı her bilançoyla kendi değerini arttıran bir şirket oldu. O yüzden de yatırımcısına çok kazandırdı diyebiliriz. Şöyle bir de dolar bazında bakalım. Dolar bazlı grafiğe baktığımızda şirketin yine çok kazandıran bir şirket olduğunu görüyoruz. Yani son 3 yılda 4 yılda işte 9.60 dolarlardan 33 dolarlara kadar çıkmış bir şirket. Tabii ki medyan olarak 20 dolarlar seviyesinde işlem gördüğü dönemler olmuş ve şu anda yukarıya doğru hareketine devam ediyor diyebiliriz. Kıramadığı bölgeye gelip retest almış ve tekrar yukarıya gitmiş gördüğünüz gibi. Yukarıda daha önce 35 dolar, 34.80 dolar seviyesinden bir aşağıya doğru hareket başlamış. Kar realizasyonu başlamış. Yine aynı bölge kar realizasyonunun yaşanabileceği bir bölge olabilir. Yani dolar bazlı aslında satış noktasına yakın bir grafik olduğumuzu gösteriyor. Bu grafik dolar bazında zirvelere yakın bir noktadayız. O yüzden bundan sonraki durum için ihtiyatlı olmanın ben daha doğru olabileceğini düşünüyorum. Bu şirkette biraz hak ettiği değere gelmeye yakın. Hala ucuz, hala pahalı değil. Hani borsamızda işlem gören ve çok pahalı olan birçok şirket var. Fakat bu tarz şirketler, yani bu büyüklükteki bir şirket daha doğru fiyatlanıyor. Birçok yatırım fonu var içerisinde az önce gördüğünüz gibi. Dolayısıyla çok fazla şişmesine imkan olmayabilir. Bazı yatırım fonları doğru noktalarda kar realizasyonu yapmak ve çıkmak isteyebilirler. Eğer konjonktürün de Türkiye'deki özellikle iç piyasadaki konjonktürün de tersine döneceği düşünülürse, yani faiz arttırımlarının artık iç tüketimi yavaşlatacağı ihtimali ağır basmaya başlarsa bu şirket içinde negatif bir unsur olabilir. Bunu da not etmek lazım. Tabii ki diğer tarafta bu şirket ihracat da yapan bir şirket. O yüzden işte önümüzdeki dönemde döviz artışı olur ise bu da pozitif yansıyabilecek bir etken bu şirkete. Çünkü ihracat gelirleri de yüksek bir şirket. Her halükarda orta uzun vadede yatırımcısını yine sevindirecektir. Fakat şu anki seviyeleri dolar bazında kar realizasyonu yapmaya uygun yakın yerler olduğunu unutmamak lazım. Umarım faydalı olur. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepinize güzel bir gün diliyorum.